Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Yaz mevsiminde derin dondurucuya koymuş olduğumuz domatesleri artık değerlendirme vakti geldi. Ben bugün sizlere çok kolay ve de çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi paylaşmak istedim. Yakın bir zamanda derin dondurucuya koymuş olduğumuz domateslerle ilgili yemek tariflerini de paylaşacağım. Tarifim 3 kişiliktir. 5 tane yumurtayı bir kaseye aldıktan sonra güzelce çırptım. Üstüne kırmızı toz biber ve tuz ilavesi yaptıktan sonra ortalama 40-50 saniye boyunca çırptım. Bu işlemi mutlaka yapalım. Daha da lezzetli olacaktır. Ben derin dondurucuya yaz mevsiminde bol miktarda domates koymuştum ve videosunu da yayınlamıştım. Ortalama tüm sosyal medya hesaplarında 5-6 milyon kez izlendi bu video. Eminim birçok izleyicimin elinde şu anda bu domateslerden mevcut. Bu domatesler çiğ tüketim için uygun değildir. Bu arada çok soru gelmişti kabuklarını biz nasıl soyacağız diye. İşte bu kadar kolay oluyor kabuklarını soymak. Buzlu iken soyuyorum. Yalnız en önemli püf noktası kesinlikle dışarıda çok fazla bekletmememiz gerekiyor. Hemen işleme almamız gerekiyor. Aksi halde buzluk kokusu çok fazla hissedilecektir. Ben hızlı bir şekilde böyle kabuklarını kolay bir şekilde soyuyorum. Tavaya ortalama 2,5 yemek kaşığı civarında tereyağı ilavesi yaptım. Şu anda en kısık ateşte tereyağın erimesini bekliyorum. Eğer yüksek ateşte eritirseniz tereyağını, buzlu domatesleri koyduğumuz zaman etrafa çok fazla sıçrama yapabilir. O yüzden kısık ateşte tereyağlarını eriteceğim. Şimdi domatesleri diziyorum. Bu arada ocağın altını hemen açtım. Şu anda ocağın en büyük gözünde ve en yüksek derecede. Tabii ki de buzlu domatesleri kullanmamıza gerek yok. Eğer taze domates varsa aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şiş sarımsağı ince ince doğradım. Üstüne bol miktarda kırmızı toz biber ve biraz da tuz ilavesi yaptım. Şu an hala yüksek ateşte. Hemen çeviriyorum. Biraz sonra yumuşayacaktır ve çevirmek zor olacaktır. Fırsat buldukça çevirirsek çok çok daha iyi olacaktır. Bu arada belki de aklınıza takılmıştır buzlu kokusu olacak mı diye. Kesinlikle buzlu kokusu olmayacak. Ancak taze domatese göre tabii ki de bir miktar da lezzeti yeniden gelecektir. Bu gayet normal. Kış mevsiminde domatesi aramayacaksınız. Yemeklerinizde veya böyle tariflerde, fırın yemeklerinde de değerlendirebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerim varsa bir emoji veya bir mesaj bırakmanızı önemli rica ediyorum. Eğer konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Yine yaz mevsiminde derin dondurucuya koymuş olduğum biberlerden de kullanacağım. Bu biberler çok büyük lezzet katacaktır. Tabii ki de evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Domatesleri çevirdikten sonra yine bir miktar kırmızı toz biber, biraz tuz ve bol miktarda da kekik ilavesi yaptım. Domatesleri 2-3 defa çevirmenizi tavsiye ediyorum. Daha da lezzetli olacaktır. Bu arada derin dondurucuya koymuş olduğum domatesleri de görmüş olduğunuz gibi çok ince doğramamıştım. Kalın doğramıştım. Bu tarz tariflerde değerlendirmek için kalın doğramıştım. Kalmış olduğunuz gibi çok fazla erimedi. Çok ince doğramış olsaydım eriyecekti. Domatesleri kavurma süre ortalama 8 veya 10 dakikayı buldu. Ardından bir miktar kaşar ve yumurtayı ilave ettim. Yumurtayı ilave etmeden önce tekrardan çırptım. Sonra tekrardan bir miktar kaşar ilavesi yaptım. Tahta kaşıkla karıştırıyorum hafifçe. Yumurtaların birazcık tavanın dibine inmesini sağlıyorum.
Hemen yumurtaları ilavetten ve kaşarları ilavetten 2-3 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Yumurtayı ilave ettikten sonra çok fazla tutmanıza gerek yok. Zaten tavanın sıcaklığıyla ocağın altını kapatsanız bile yumurtalar pişecektir. Altta yanma olmasın diye hemen altını kapatmanız gerekiyor. Sadece 1 dakika, 1,5 dakikalık bir süreç yeterlidir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Çocuklar bile çok beğenecek. Acı çok güzel yakışıyor. Damak zevkinize göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Ben biraz da yeşil soğan ve üstü içinde maydanoz kullandım. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde artık kahvaltılığımız hazır. Hafta sonu kahvaltılığında veya işten geldiğiniz zaman bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Eminim yiyen herkes çok beğenecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.